8 Haziran Cumartesi, herkese iyi hafta sonları. Şimdi bugün önemli bir video olacak, hem borsa hem altın için. Aslında daha önemlisi de yarın sabah olacak, sabah saat 10'da. Şimdi biliyorsunuz zor dönemlerden geçiyoruz, sıkıntılı dönemlerden geçiyoruz. Her ne kadar finansal piyasalarda insanlar bir ürün düşünce, yani şimdi şöyle bir grup oluştu finansal piyasalarda. Bir ürün düşüyor, para kaybediyorlar ama mesela mutlu oluyorlar. Düşsün de daha çok alsın diyen arkadaşlar oluyor. Şimdi onunla da ilgili bir şeyler anlatacağım ama hem borsa tarafında hem cuma günü altındaki sert düşüşten dolayı biraz işler karışabilir. Tabii şu anda borsacıların daha çok canı sıkkın ne yazık ki. Sektör çünkü keyifsiz, tatsız. Dolayısıyla biliyorsunuz bizim profesyonel bir akademimiz var. Yani hem eğitim aldınız hem aslında bir finansal danışmanlık aldınız. Profesyonel trade edenlere, parasını yönetenlere özel bir hizmetimiz var. Bunu yaklaşık bir ay önce bir açık yapmıştık. Yarın sabah saat 10'da semineri açık yapacağız. Çünkü çok ciddi anlamda insanların borsa tarafında canları yanıyor. Ve ne yapacaklarını bilmiyorlar. Birçok kafadan birçok şey duyuyorlar. Dolayısıyla da insanlar kararsız. Şimdi borsanın ve altının cuma günkü kapanışlarına bakacağız. Sonra olasılıkları biraz konuşacağız. Ama esas yarın sabah saat 10'da lütfen ekran başında olun. Özellikle lütfen bu videoyu da beğenip paylaşmayı unutmayın. Altına bir yorum yazın ki özellikle bildirimleri açmayı unutmayın yarın sabahki canlı yayın için. Çünkü biz burada hani kimseden para istemiyoruz, bir katıl butonumuz yok falan. Ha, akademi tarafı tabii ki ücretli ama orası profesyonel bir yer. Yani her sabah özel bir danışmanlık hizmeti aldığınız, her pazar seminere girdiğiniz. Şimdi bu farklı şeyler ama böyle bir dönemde en azından YouTube'daki dostlarımızla da bu 2-2,5 saat sürecek özel yayını paylaşmak istedik. Eminim öğrenciler de zaten mutlu olacaklardır bundan. Dolayısıyla arkadaşlar yarın sabah 10'da akşama videoyu kaldırabilirim. Bilginiz olsun. Geçen sefer öyle yaptık çünkü akşama kadar izleyen izledi, akşam insanlar kaçırdı. O yüzden sabah kaçırmayın. Videoyu da beğenip paylaşmayı unutmayın. Şimdi cuma günü Amerika'dan data geldi ve 10 yıllıklarda ciddi bir yükseliş oldu. Önce altınla başlayalım. Ve altında sert bir satış oldu. Arkadaşlar, şimdi hiçbir ürünü takım tutar gibi tutmayın. Yani ben sadece altında işlem yapıyorum. Ben sadece borsada işlem yapıyorum. Ben sadece kriptoda işlem yapıyorum. Hayır. Kendinize şunu öngörün. Ben trend neredeyse orada iş yapıyorum. Çünkü amaç takım tutmak değil. Amaç paranıza değer katabilmek. Nerede bir trend var, oraya gitmelisiniz. Peki düşen bir ürünü, yani şimdi şöyle insanlar görüyorum. Abi ürün düşüyor, adam alın diyor, düşüyor. Seviniyorlar. Öyle bir eğitmiş ki bunları. Düşünce mutlu oluyorlar. Daha çok alacağız çünkü. Çok güzel, çok güzel. Sonra biraz daha düşüyor. Sonra para bitince bir afallıyor. Herkes birbirine bakıyor. Ulan diyor, yani para bit. Olsun olsun çok güzel falan. Gene o gaza geliyor falan. Şimdi size bir ürünü düştükçe bu altın bile olsa acaba zarar edip etmiyor musunuz? Bir göstereyim de bir görün dünyanın nasıl olduğunu. Önce bir onunla başlayalım. Şimdi altın. Arkadaşlar altının geçmişine baktığımız zaman hani burada altında daha önce 2011 yılında 1000 dolardan 1800 dolara bir rally oldu. 2011'de 1900 dolardan 2016 5 sene boyunca 1800 dolardan 1000 dolara düştü. Bakın yarı yarıya düştü. Dolayısıyla burada alan insanlar para kazandı. Burada alan insanlarsa paralarını yarıya indirdi. Hem burada alıp burada satmayan insanlar da gene bütün kazançlarını geriye verdiler. Demek ki neymiş? Hiçbir ürün, hiçbir enstrüman her zaman yukarı çıkmaz. Her zaman düşmez. Bir ürünü trendine göre alırsınız. Eğer yanlış zamanda diyelim işte %2 düştü. Aa düşsün alacağım. Aa düşsün alacağım. Şimdi siz tepedeki bir ürünü düştükçe alıyorsanız ya işte 1800 dolardan 1000 dolara düştüğünde arkadaşlar paranız yarı yarıya düşüyor. Bakın kandırılıyorsunuz, söylüyorum, saldırıyorsunuz ama bakın
Gerçeklerden bahsediyorum. Bu benim kendi uydurduğum bir grafik değil arkadaşlar. Bu 2011 yılında altın, 2016 yılında altın. Bakın yaklaşık kaç sene gidiyor? Bakın. Hangi zaman gelmiş buradaki fiyatına? 2020. 9 sene sonra aynı fiyata geliyor. Bu arada sizin paranız yarıya düşüyor. Hani bilmiyorum insanlar 20 bin dolarlarını 10 bin dolara düşürdükleri zaman ne kadar sakince. Hani şunu diyebilirsin. Ya biz uzun vadeliciyiz. Ya güzel kardeşim uzun vadelicisin de niye burada alıyorsun? Niye düşünce satmıyorsun da düştükçe alıyorsun alıyorsun daha çok zarar ediyorsun. E bak bakalım 4 yıl boyunca peki altında aslında bir çıkış olmuş muydu? Bakın 4 sene boyunca da altın 2070 dolarla 1800 dolar arasında gitti geldi. Hatta 1600 dolar arasında. Bakın. 2020-2023 3 sene boyunca altın aslında dolar bazında aynı yerde durdu. Aynı yerde de durmadı. 2000 dolardan bina yani %20 düştü çıktı düştü çıktı. Yani hiçbir ürün arkadaşlar garantisi yoktur. Yani düşünce aldınız gördüğü tepeye hemen gidecek diye bir şey yok. Lütfen bu safsatalara bu böyle şovmenliğe kanmayın. Bakın çok üzülürsünüz. İstediğinizi deyin ama açın birazcık. Geçmişteki verileri biraz inceleyin. Tamam mı? Şimdi altının son durumuna baktığımız zaman. Şimdi cuma günü gelen 10 yıllıklardaki sert yükseliş ve altındaki sert satış. Şimdi hatırlarsanız bakın ben de 2350'nin üzerine geçmesi önemli demiştim. Ama buranın altına gelmediği sürece demiştim. Ve hatta cuma günü bir tweet attık. 2350'nin altına gelince dedik ki ya bu sıkıntı oldu. Yani bu hoş değil. Zaten 2350'nin altına geldi. Bakın günü 2280'de kapattı. Günü minimumda kapattı. Şimdi bu 2280 daha önce döndüğü bir bölgeydi. Ama böyle bir satışın arkasından... Bu 2280'in tutup tutmayacağı arkadaşlar çok garanti değil. Dolayısıyla altında bir düzeltmenin devamı olabilir. En azından yeni pozisyon açacaksanız bence 2190 dolar ve 2140 doları beklemenizde fayda var derim. Bence buralardan çok fazla maliyet daha fazla yapmayın. Sakince bekleyin. Sonuç itibariyle altın 2000 dolardan 2400 dolara %20 güzel bir rally yapmıştı. Dolayısıyla bunun geri çekilmesi 2195 ve 2144'e kadar devam edebilir. Altın tarafını bitiriyorum. Yarın daha uzun konuşuruz. Ama lütfen sizlerden rica ediyorum. Bakın sizler için bana bir giren çıkan yok. Bakın benim umurumda değil. Ama bakın bu arada benim yediğim küfrün haddi hesabı da yok. Çünkü... İnsanların gözünü açmaya çalıştığınız zaman anlıyor doğru söylediğinizi aslında. Hadi ya diyor lan diyor herif diyor doğru söylüyor. Ama gene o inanmak istediğine inanmak istiyor. Çünkü o bir hayalin peşinde. Şimdi bakın daha eğitim almak isteyen bir insanla konuştum. Ben insanlara hayal satamam. Çünkü finansal piyasalar öyle bir şey yok. Hayal yok. Hemen zengin olacağım ben işte. Ne yapıyorsun zengin olmak? Sadece alıyorum. Ya böyle zengin olunabilir mi arkadaşlar? İmkanı var mı sizce? Ya bu kadar basit olsa o zaman herkes işi gücü bıraksın yatsın uyusun oturduğu yerden fon alsın satsın para kazansın. Ya bunlar hikaye. Zamanında insanlar para kazanmış olabilir. Şansı yaver gitmiş olabilir. Bu şu demek değil. Bu siz de aynı şeyleri yapabilirsiniz demek değil. Veya o insan da şu anda aynı şeyleri yapabiliyor demek değil. O yüzden lütfen bu tarz yayınlara kanmayın. İnsanları mantık çerçevesinde dinleyin. Mantıklı geliyorsa yapın, mantıksız gelmiyorsa yapmayın. Körü körüne hiç kimseye, bu bana da dahil, hep söylüyorum. Ben her şeyi biliyor olamam. İnanmayın. İşin borsa tarafı daha tatsız. Hadi altıncılar gene bir %20 para kazanmışlar dolar bazında. Şimdi diyeceksin ki ya kardeşim borsada hocam zirve yapıyor. Ya arkadaş ne zirvesi yapıyor ya? 500 tane kağıt varsa 5 tane kağıt zirve yapıyor. 495 tane kağıt zirvesinden yarı yarıya aşağıda. Ve bakın şu anda borsaya satış gelmeye başladı. Bu sefer o kağıtlar gene düşmeye başladı. Sanki çok çıkmışlar gibi. Dolayısıyla borsa tarafında da arkadaşlar yarın daha uzun ve daha detaylı kullanacağız. Bu arada
Lütfen hala daha yayını beğenmediyseniz bir beğen tuşuna basın, bildirimlerinizi açın ve özellikle video bittikten sonra yorumlar kısmına merak ettiğiniz hisseleri de yazın. Şimdi cuma günkü kapanış tabii ki tatsız oldu. 10.370'in üzerinde kalamadık. 10.000'lere doğru geliyoruz. Şimdi burada 10.047 çok önemli bir destek seviyesi. Bunun altında 9.850 bölgesi var. Dolar bazlı grafiğe baktığınız zaman 311 dolar ve 305 dolar tepelerimiz vardı. Şimdi bunlar artık kademe kademe destek olması lazım. 311 eğer bu bölge tutmazsa ki satış biraz sert geliyor. 305 dolar çok kritik, çok kritik olacak. Eğer bu bölgeler delinirse arkadaşlar buradan çıkış kanal trendine doğru, desteğe doğru yani 290 dolarlara doğru önümüzdeki dönem düzeltmenin hızlandığını görebiliriz. Bu arada birçok hisse aslında bu arada büyük hisselerde dahil aslında endeksin 290 dolar civarına geldi. Bunu yarın daha detaylı konuşacağız. Arkadaşlar yarın Allah nasip ederse bir kere bütün İMKB30'daki ana tahtalara bakacağız. Tamam mı? Yan tahtalara bakacağız. Sizin şimdi videonun altındaki yorumlara yazdığınız tahtalara not alacağız. En çok sorulanlara bakmaya çalışacağız. Kendi öğrencilerimizin hazırladığı size ödevleri göstereceğiz. Onların ben çok yan tahta konuşmam. Onların baktığı ödevlere bakacağız. Bakalım nasıl kendilerini geliştiriyorlar mı? Ben çok gurur duyuyorum kendi öğrenci kitlemle. Çünkü gerçekten her pazar oturuyorlar, çalışıyorlar, her sabah çalışıyorlar ve bunun karşılığında da portföylerini doğru yönetiyorlar. Ha, diyeceksin ki kardeşim zengin mi oluyorlar? Ya kardeşim öyle bir yalan ben kimseye söyleyemem ki. Ama adam daha bilinçli hareket ediyor. Senin gibi yani iki tane yalan söyleyen adama, şov yapan bir dedeye kimse inanmıyor. Çünkü niye? Adam belli bir finansal okuryazarlık oturmuş herifin kafasında. Adama diyorsun ki altın alır mısın hocam diyor. Buradan almam 2200, 2190, 2144'e gelirse oradan bakarım diyor. Bak adamın hazır cevabı. Hocam diyor ABD 10 yıllıklar çıkıyor altına satış gelir mi? Bak adam her şeye hazırlıklı. Borsa diyorsun hocam işte burada bunu böyle şöyle oluyor. Kripto diyorsun o diyor bu diyor. Adam seninle konuşuyor. Sadece Burak Aslan ne derse onu yapacağım. Hayır abi bizim öyle bir öğretimiz yok. Biz her şeyi biliyor olamayız. Biz kendini yetiştiren Burak Aslan'a ihtiyacı olmayan Ahmet'e, Mehmet'e, bilmem kime, amcaya, dedeye ihtiyacı olmayan insanlar yetiştiriyoruz. Ha, bizi dinler, saygı duyduğu insanları dinler, mantıklı geliyorsa yapar. Ben de yanılabilirim. Başka işkisi. Arkadaşlar YouTube'da insanlar devamlı yanılıyor. Ama yanılan insanlar çok güzel kıvırıyor. Allah'ıma şükürler olsun. Ben mesela seçimlerden sonra şunu demiştim. Hani bir devalüasyon hani 35-36'ya kadar bekliyorum demiştim. Seçimlerin ikinci günü seçimlerden sonra direkt şunu söyledim. Arkadaşlar devalüasyon olmayacak galiba. Burayı hani TL'yi özendiriyorlar. Doları tutacaklar. Bak hemen döndüm. İsrar etmedim. İnsanlara yanlış bir şey anlatmadım. Biz de yanılabiliriz. Amaç yanıldığını insanlara dürüstçe söyleyebilmek. Ve o insanlara aman arkadaşlar bakın ben böyle bir şey demiştim ama değil galiba. İş buraya döndü. Abi esnek olman lazım. Hani benim bugün bir şey söylerim yarın bir şey olur. Yok arkadaşlar böyle oluyor demek zorunda kalırsınız. Bunu yapmazsanız fanatikliğe girer iş. Fanatikliğe girerse de insanlara zarar verirsiniz. Anlatabiliyor muyum? Finansal piyasalar hakkında yorum yapmak şovmenlik olmaz. Çünkü insanlar sizin dediklerinizle aile paralarını yatırıyorlar. Hep söylüyorum tamamen yanlış. Dinle, kendine dengeli bir portföy kur, bir sepet yap, enstrümanlarını dengeli dağıt. Hocam o zaman çok para kazanamıyoruz. Ama çok para da kaybetmiyorsun. Eğer çok mu para kazanma, o zaman risk alacaksın. Ama o zaman kaybettiğin zaman, hocam ben çoluğumun çocuğumun yüzüne bakamıyorum. Hocam ben eşime söyleyemiyorum. Artistik yaparken iyiydi. İşte bak bunu böyle söyleyince insanlar şey yapıyor. Ya çok sevimsiz adam. Sevimsizim abi. Bak sen beni normalde tanır. Ben çok komik bir adam. Ama bu konularda çok sertim. Niye? Ben insanların ocaklarının sönmesine razı değilim kardeşim. Anladın mı? Ben çok batan insan gördüm. Çok hayalle bu işe girip
bütün birikimini bırakıp borçlanıp ailesi dağılan insanlar gördüm. O yüzden ben işin hep kötü tarafını anlatırım. Beni sev, sevme. Bakın beni sevmeyebilirsiniz. Bazen insan birkaç çocuk var şunu yazıyor. Burak Aslan, seni sevmiyorum ama sana saygı duyuyorum. Bak ne kadar güzel bir şey ya. Sevmeyebilirsin beni. Saygı duy, sevme. Konuşmalarım sana batabilir, gülmem sana batabilir. Ama bazı insanlarda eleştiriyi şu, arkadaşlar eleştiri şu değil. İnsanları aşağılamak. Karşında sana bedava bir hizmet veren bir adamı aşağılamak, alay etmek. O zaman kafanı kırarım. Ha, insan gibi eleştirirsin. İnsan gibi teşekkür ederim, haklı olabilirsin kardeşim derim. Ama alay etmek, küfretmek. Ya arkadaşlar bir de böyle yapıyor. Kardeşim eleştiriye açık değil. Ulan sen eleştiri yapmıyorsun ki. Küfrediyorsun, alay ediyorsun. Burak Aslan çok sert takipçilerine kızıyor. Acaba niye? Niye acaba? Niye peki dışarıda birçok insan da benim boynuma sarılıp öpüyor, aileden gibi görüyor? Çünkü insanlar bu dürüstlüğü seviyor ve takdir ediyor ve saygılı davranıyor. Sen bana saygılı davranırsan ben sana 10 kat saygılı davranırım. Sen bana kötü davranırsan dedim ya kafanı kırarım. Yani ben kendime burada küfrettireyim, alay ettireyim diye ben bu kanalı açmadım. Ben 6 yıldır burada insanlara hizmet etmeye çalışıyorum. Elimden geldiğince hiçbir çıkarım yok. Katıl butonu hiçbir zaman açmadım. Kimseden para dilenmedim. İnsanlara eğittim, eğitim verdim. Yeri geldi ücretsiz eğitim verdim. Yarı fiyatına verdim. Verdiğimiz eğitimler zaten çok komik paralar. Ya biz daha ne yapabiliriz insanlar için? Ya bir de küfür yiyeceğim, alay yiyeceğim. Şey yazıyorlar. Hocam takma kafanı. Lan neyi takma kafanı oğlum? Bir kere olur takmazsın. İki kere olur takmazsın. Lan oğlum her dakika her dakika insanın da bir eşref vakti var. Ya biz de sabah hayatımız 7'de başlıyor. Gece 12'ye kadar ekran karşısındayız. Hayatımızı bu işten kazanıyoruz. Pro Akademi'ye ayrı analiz veriliyor. Yeri geliyor öğlen canlı yayın yapılıyor. Hafta sonu seminer yapılıyor. Ben bu kadar sinir stres içerisinde çoluğun çocuğun bana küfür etmesini, alay etmesini, hepsini sineye çek. Abi tabii tabii çocuğum. Peki haklısın çocuğum. Yok arkadaşlar öyle bir dünya. Yok. İnsanlar beni yanlış tanısın, sevmesin. Önemli değil. Benim umurumda değil. Ben o kadar çok insana altın bilezik taktım ki, o kadar çok insan bana Allah razı olsun diyor ki, o bana yeter. Benim burada takipçim 500 bin, 500 bin tane konuşamayan adam olsa ne olur? Ama 140 bin tane IQ'yu benim iki kadım adam olduğumu burada, ben zaten onu eğitimde, seminerde görüyorum ki, üst düzey yönetici adam, patron adam, iş sahibi adam, otelci adam eğitim almaya geliyorsa, demek ki sen 500 bin takipçili adamdan daha kaliteli bir adamsın. Niye biliyor musun? Samimiyet ve dürüstlükten. İnsanlar bu yüzden geliyor. Tamam deliyim. Deliyim abi yapacak bir şey yok yani. Siz de böyle parayla uğraşılan bir yerde bu kadar dürüst kalmaya, bu kadar pisliğe bulaşmadan, bu kadar pisliği görüp de içlerine girmeden kalırsanız siz de kafayı yersiniz. Anladın? O yüzden bu işler böyle. Videonun altına yorum yapmayı unutmayın. Yarın sabah 10'da Allah'ın izniyle kesintisiz böyle güzel bir iki saat takır 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 çayınızı kahvenizi alın, notunuzu alın. Allah'ın izniyle yarın sabah beraberiz.